Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar Merkez Bankası'nın şok yılbaşı tahminleri, TÜFE üzerindeki beklentileri ve dolar üzerindeki beklentilerini sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Bununla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ayrıca dolar, TL, altın, gümüş, gümüş ons, altın ons, bunlarla ilgili çalışmaları da grafik şeklinde sizlere sunmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, Merkez Bankası Mayıs ayında yaptığı beklenti anketinde, bu beklenti anketi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, bu Merkez Bankası beklenti anketini reel sektörden ve finansal sektörden seçtiği uzman kişilerle birlikte profesyonelce bir anket düzenliyor arkadaşlar. Bu yıl sonu dolar ne olabilir? Efe tüfe ne olabilir? Bunların beklentisini bu uzman kişilere yaptırıyor ve bunun sonucunu daha sonra basınla paylaşıyor. Buradan çıkan sonuç arkadaşlar, tüketici fiyat endeksinde bir önceki dönemin beklentisi olan 9.76'dan tüketici fiyat endeksinin bir miktar daha gerileme beklentisi ortaya çıktı. Bu seneki beklenti geçen seneki 9.76'dan 9.38 seviyesine kadar çekildi arkadaşlar. Bu 0.36'lık bir seviyeye denk geliyor. Dolarda ise tahmin maalesef biraz daha yukarı çekildi arkadaşlar. Geçen sene 6.93 olan Merkez Bankası tahmin anketinde bu sene dolar TL tahmini 7.02 TL seviyesine kadar yükseltildi. Yani yıl sonu Merkez Bankası reel sektör ve finansal sektördeki profesyonellerin tahmini arkadaşlar, doların yıl sonu 7.02 TL'ye kadar çıkacağı yönünde. Bunun dışında arkadaşlar 2020 yılı büyüme beklentisi de açıklandı. Büyüme beklentisi de bir önceki ankette %-0.6'dan maalesef birazcık daha aşağıya çekildi. O da %-1.3 seviyelerine kadar büyümedeki hedefin düşeceği yönünde anketten bir sonuç çıktı arkadaşlar. Ayrıca 2021 yılı için geçen yılda %4.6 olarak belirlenen büyüme seviyesi bu senede yine tekrardan %4.6 olarak tahmin revize edilmiş oldu. Bunun dışında dolar TL kuruna da bakalım arkadaşlar. Bu hafta biliyorsunuz dolar TL'de 6.90 seviyesinden bir kapanış meydana geldi. Bunun neticesinde dolar TL kurunda bu hafta hangi seviyeler bizler için önemli olacak? Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapalım. Arkadaşlar dolar TL kuruna baktığımız zaman şurada görüyorsunuz. Dolar TL kuruna yukarıdan tepe noktasından aşağıya doğru bir trend çizgisi çektiğiniz zaman arkadaşlar, dolar TL'deki bu düşüşün bu trend çizgisi seviyesi yukarısına çıkmadığı müddetçe devam edeceğini söyleyebiliriz. Yukarıda dolar TL'nin olumlu bir seviyeye geçebilmesi için arkadaşlar 6.99 üzerinde bir kapanış yapması şart. Yani 6.99 üzerinde dolar TL'de bir kapanış meydana gelmezse arkadaşlar aşağıda 6.89 ve 6.86 ve 6.83 seviyelerimiz dolar TL kurunda bekleyebileceğimiz seviyeler arasında arkadaşlar. 6.83'te zaten kırılırsa, aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar, bu düşüş 6.73-6.75 seviyesine kadar da aşağı yönlü devam edebilir arkadaşlar. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman günlükte hala sat pozisyonumuz devam etmekte dolar TL kurunda. Dolar TL kurundaki arkadaşlar 6.99, yani bugün itibariyle 6.99 üzerine çıkamayan bir dolarda aşağıda 6.89 ve 6.83 seviyelerini kısada takipte kalmalılar arkadaşlar. Ne zaman ki tekrardan 6.99 üzerinde kapanışlara başlarsak da
Dolar TL kurunda arkadaşlar. O zaman tekrardan 7.16 ve 7.27'li seviyeler takibimize girer. Fakat bu yukarıdan gelen, şurada gördüğünüz yukarıdan gelen trend çizgisi yukarıya yönlü kırılamadığı müddetçe dolarda satış baskısı tekrardan devam edecektir arkadaşlar. Bu 6.86 ve 6.83 seviyelerine kadar sürmesi muhtemel bir düşüş senaryomuz var arkadaşlar. 6.83'te kırılırsa bu sefer düşüş 6.75 seviyesine kadar da derinleşebilir. Fakat biz ilk etapta 6.89 ve 6.83 desteklerini takipte kalacağız. Yukarıda da yeni pozisyona girmek için 6.99 seviyesinin kırılımı beklenmeli arkadaşlar. Onun dışında dolar TL ile ilgili biliyorsunuz Merkez Bankası'ndan beklenen bir swap anlaşması var. Fakat bu swap anlaşması da bir belirsizlik içerisinde devam etmekte arkadaşlar. Merkez Bankası FED ile bir swap yapabiliriz. Ya da G20 ülkeleriyle ilgili bir swap yapabiliriz biriyle veya birkaçıyla swap yapabiliriz diyor. Fakat karşı taraftan gelen açıklamalarda böyle bir görüşmenin gündemde olmadığını anlıyoruz. Fakat Merkez Bankası tarafında ise farklı açıklamalar, görüşmelerin devam ettiği yönünde açıklamalar da devam etmekte. Tabii bu gibi görüşmeler arkadaşlar basına pek sızdırılmaz. Bir gün bir bakmışız, anlaşmışlar veya anlaşmamışlar şeklinde basına bomba gibi bu haberler düşebilir. Fakat dolardaki geri çekilmeye bakarsak da arkadaşlar buradan bir haber geleceği, şu an düşüş yönlü dolar TL'de bir pozisyon DAX'a göre, çünkü DAX yüzlü seviyelerde ve bizim pozitif ayrışmamızdan da anlayabileceğimiz üzere dolar TL kurunda bir Merkez Bankası tarafından bir swap anlaşması olabilir şeklinde ve bu düşüşte de bu swap anlaşması satın alınıyor veya alınmış olabilir şeklinde de yorumlayabiliriz arkadaşlar. 6.99 seviyesi bu swap anlaşması ile ilgili olumsuz bir durum gerçekleşirse de arkadaşlar buradaki trend çizgisi yukarı yönlü kırılır ve bunun neticesinde de hareketler 6.99 üstüne tekrardan yerleşirse dolarda o zaman 7.16 ve 7.27'li seviyeler tekrardan gündemimize gelir. Fakat ilk etapta arkadaşlar dediğim gibi günlükteki trend çizgileri takibimizde olacak. Önemli bir seviye olacak. Buradaki yukarıdan düşen gelen trend çizgisi. Bunun yukarıya kırılması bize bir al sinyali oluşturacak. İlk etapta biz bu yukarı kırılımı takip edeceğiz olup olmayacağını. Bu kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü de arkadaşlar o zaman aşağıda 6.89, 6.83 ve 6.75'li seviyeler dolar TL kurunda hala takibimizde olacak. Önemli seviyeler halinde olur arkadaşlar. Altın tarafına da bakalım. Altın onsta neler olabilir? Altın ons tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar biliyorsunuz altın onsta Cuma günü için yukarı yönlü bir kırılım beklentimiz vardı. Bu kırılım da altın ons tarafında gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi altın onsta yapmamız gereken en önemli şey altının 1720 seviyesinde tutunup tutunmayacağı bizim için önemli olacak arkadaşlar. Altın 1720 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe de şuradaki 1720 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe de altında hedef arkadaşlar 1742'den zaten kapanış geldi. 1742'yi de yukarıya yönlü aşabilirsek arkadaşlar yukarıda 1752 ve 1774 seviyeleri altın onsta beklentimiz haline gelecek önemli seviyeler şeklinde düşünülebilir. Evet, şurada yukarıda en son 1772. Evet, 1772 hedefine doğru da altın onsta hareketler
devam edebilir arkadaşlar. Stokastik indikatörümüz hala al pozisyonunda devam etmekte. Bunun neticesinde de arkadaşlar altın ons da 1720 desteği üzerinde kaldıkça yukarıda 1700 51, 1761 ve 1777 seviyelerine doğru yukarıya yönlü ataklar hala beklentimiz halinde olacaktır. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman da altın onsta stokastik indikatörümüz hala al seviyesini korumakta arkadaşlar yukarı yönlü günlükte. Altında fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. 1720 altına inmedikçe altın onsta seviye yukarıyı göstermekte. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Gram altına da baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdan gelen trend çizgisinin kırıldığını görüyoruz. Gram altında ons bazlı yukarı yönlü tutunmaya hala çalışmakta arkadaşlar. Gram altında hala aşağıda 375-377 seviyesindeki destek seviyesi önemli arkadaşlar. Buradaki destek seviyesi üzerinde 381 destek bölgemiz var. Önemli bir destek bölgemiz. Zaten kapanışlarda 381 üzerinde oldukça arkadaşlar gram altında da yön 395 399 seviyeleri 400'lü seviyelere doğru gitmesi muhtemel gibi gözükmekte arkadaşlar. Fakat gram altında şöyle bir şey var arkadaşlar. Stokastik indikatörü gram altında hala sat pozisyonunda. Görüyorsunuz şurada sat pozisyonu hala devam ediyor. Bu gram altında da sat pozisyonunda beklenti yerimiz arkadaşlar hala 375 seviyesini bizler için güncel tutmakta. Gram altında da 375 hedefimiz 383 altında hala devam etmekte. Dediğim gibi arkadaşlar gram altında da 380 üzerinde kalışlar hala olumlu. 380 altında bir kapanış olmadıkça gramda yön 390, 395, 400'lü seviyelere doğru gidebilir. Fakat grafikle stokastik indikatörü arasında bir uyumsuzluk göze çarpmakta arkadaşlar. Bu uyumsuzluk da bize gramda da aşağı yönlü hareketi göstermekte. Bizim burada gram altında 383 altında kapanış olup olmayacağı önemli arkadaşlar. 383 altında bir kapanış gelmeye başlarsa gram altında o zaman 375'li seviyeleri gram altında bekleyebiliriz. Fakat 383 üzerinde kaldıkça da yukarıda 390, 395, 400'lü seviyeler gram altında hala beklenti yerleri olarak gözükmekte. Gümüşe de bakalım arkadaşlar. Gümüşte neler olabilir? Evet, gümüş onsa baktığımız zaman arkadaşlar gümüş ons hacimli bir mumla şuradaki kuvvetli direnç bölgesini 16.30'daki direnç bölgesini yukarı yönlü kırdı ve 16.60 seviyelerinden 16.64 seviyelerinden bir kapanış geldi. Gümüş onsta arkadaşlar 15.88 15.88 takibinizde olacak. 15.88 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe gümüş onsta yukarıda 16.73 gümüş onsun hedefi şeklinde gözükmekte. Eğer ki gümüş onsta arkadaşlar bakın 16.73 aşılır. Bunun neticesinde de 17 üzerinde bir kapanış meydana gelmeye başlarsa o zaman gümüş onsta yeni hedefler 18.65 ve 19.67 seviyelerine kadar gidebilir. Fakat bizim için şimdilik 15.88 ve 16.73 hatta 17 diyelim. 15.88 ve 17 aralığı önemli. 15.88 üstü her kalış
Yukarıda 17'li seviyeleri gümüş onsta zorlayacaktır arkadaşlar. 15.88 aşağıya kırılmadığı müddetçe yukarıdaki 17 seviyesi zorlanacaktır. Kısada 16.41'de bir desteğimiz var. Onun altında 15.88 desteği. 16.41 üzerinde de 16.73 ve 17 dirençleri takibimizde olacak. Önemli direnç yerleri olarak gümüş onsta gözükmekte. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda neler olabilir? Kritik seviyeler neler? Arkadaşlar şimdi gümüş gramda 3.55 seviyesi önemli. 3.55'teki destek üzerinde gümüş gramda kapanışımızı gördük. Bu kapanış da bize 3.69 üzerinden geldi. Maksimum 3.71 seviyesini gram gümüşte gördük. Biliyorsunuz gram gümüşte 3.74 ana hedef bölgemizdi. Ve ana hedef bölgemize çok fazla yaklaşmış olduk arkadaşlar. 3.32'den beri al tavsiyesinde bulunduğumuz gümüş gram bir ay içerisinde, belki bir ay olmadı bile arkadaşlar, 2 hafta içerisinde yatırımcısına, yani dolar bazlı 1 TL düzeyinde gümüşe yatırım yapan arkadaşlar dolardaki 1 TL'lik kazanç kadar bir kazanç elde etmiş oldular. Uygulayan arkadaşlarımın hepsine de hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hayrını görürler. Şimdi bu gümüş ons grafiği üzerinde gram gümüşe baktığımız zaman 3.55 artık bir stop bölgesi haline geldi arkadaşlar. Gram gümüşte 3.55 altında bir günlük kapanış gelmediği müddetçe yukarıda 3.66 destek bölgesi gene önemli. 3.66 üzerinde 3.74 direnç ve 3.74 üzeri kapanışlar çok önemli olacak bizde gümüş gram için arkadaşlar. Gümüş gram 3.74 üzerinde, bu 3.74'te biraz zorlanacağını düşünmekteyim arkadaşlar gümüş gramın. Fakat gümüş gram dediğim gibi tam bir şımarık çocuktur, ne yapacağı da belli olmaz. Fakat 3.74 üzerinde bu kuvvetli direnç bölgesini, 3.74'teki direnç bölgesini gümüş ons, gümüş gram yukarı yönünü kırabilir ve burada kalıcı olursa arkadaşlar, o zaman gümüş gramın yukarıda 3.81 ilk etapta hedefi halinde gelecek önemli bir seviye olarak gözükmekte. Aşağıda 3.55 destek bölgesi bizim için önemli. Bunun altında günlük kapanış olmaması şart. Yukarıda da dediğimiz gibi arkadaşlar 3.74 üzerinde gelecek günlük kapanışlar ve haftalık kapanışlar gram gümüşün yükselişini hala devam ettireceğine işaret olur. Yukarıda da bu sefer en yakın direnç bölgesi 3.81 ve 3.92'deki direnç bölgeleri olarak göze çarpmakta arkadaşlar. Fakat 3.74'e dikkat diyoruz. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman hala al sinyali günlükte devam etmekte arkadaşlar. Bunu da takipteyiz. Gümüş gramda al sinyalimiz hala devam etmekte. Dediğim gibi arkadaşlar gümüş gramda 3.55 stoplu, yukarıda da 3.74 önemli takip edilecek bölgeler arasında gözükmekte. Evet, şu an için dolar, gümüş ve altınla ilgili beklentilerim bunlardan ibaret. Bir sonraki videomda gram altın, sterlin ve euro TL değerlendirmesi yapacağız. Bu videodan sonra o videoyu da atacağım. Sterlin, euro ve gram altın bekleyen arkadaşlar da bu videomu takipte kalsınlar arkadaşlar. Şimdilik söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Arkadaşlar kanalıma beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Ve bu beğenilerle kanalımız sizin sayesinde daha da çok büyüyecektir. Hepinize güveniyorum ve beğeni atacağınıza inanıyorum. Beni destekleyeceğinize. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.